Lisede ben başladım tenise. Annem babam İstanbul'da Tet Spor Kulübü'ne götürüyordu kız kardeşimle beni. Ondan sonra ben oynamaya devam ettim. Sonra ara verdim çocuk olayından dolayı. Sonra tekrar başladığımda zaten senior tenisçi olarak turnuvalara başladım. Senior tenisçi olarak hani turnuvalarda devam edip milli takıma girdim birkaç sene. Bir takım hedeflerim vardı onunla ilgili. Birkaç yaş grubunda milli takıma girdim. Sonra senior tenisçi arkadaşlarımdan, hani yakın arkadaşlarım, dil bildiğimi, işte ilerleyip uluslararası hakem olabileceğimi, o konuda bana da fikir önayak oldular. Hani biraz da kameranın arka tarafına geçmek gibi. Ben de tenis turnuvalarında hedeflediğim yerlere ulaştığım için biraz da o tarafa deneyeyim derken zaten çok hoşuma gitti. 2004 yılında TTF'den tenis hakemliği aldım. Sonra 2010 yılında İtalya'daki okula gidip oradan da uluslararası tenis hakemliği aldım. Ondan sonra da oynamayı bırakıp sadece hakemliği, yani meslek olarak hakemlik yapmaya devam ettim. Tabii, kendi yaş grubumda hep zaten Türkiye birinciliklerim var. O şekilde milli takıma seçip Türkiye'yi temsil ettik. Çok gibi görünse de bizim Türkiye'deki turnuva sayımız dünyada çok olduğu için ve dünyada turnuva düzenleyen ikinci, en çok turnuva düzenleyen ikinci ülkeyiz. Birinci İspanya, ikinci Türkiye. Ona nazaran tabii az sayı, daha fazla hakemimiz, daha çok daha başarılı, yani orada görev almayı hak eden arkadaşlarımız da var. Daha çok hakemimiz olabilir, olmalı yani bence. Öncelikle ITF'den bizim bütün hakemlerin bir sayfası oluyor, bir sicil kaydı gibi bir görevlerimizin olduğu. Genelde uluslararası hakemler oluyor da diğer ulusal hakemlerimiz de bunu açmak zorunda. Çünkü Wimbledon'ın başvuruları orada yayınlanıyor. Oradan başvuruyoruz. Oranın şefi seçimleri yapıyor. Gerçi Tenis Federasyonu'yla birlikte de zaten bir görüşmeleri, konsültasyonları falan illaki oluyor. Hani kaç kişinin başvurduğunu, isimleri bildiriyorlardır. Tenis Federasyonu'nda önerdiği insanlar oluyordur. Oranın çünkü şefi de yıllarca Türkiye'de, yani hala da Türkiye'deki büyük turnuvalarımıza şef olarak geliyor. Karşılıklı bir hani Erasmus Exchange programı gibi bir şey oluyor. Onlar bize geliyor, biz onlara gidiyoruz. Ama daha fazla olabilir tabii. Çok çok heyecanlı tabii. Yani daha başka büyük turnuvalarda da görev aldım ama Wimbledon'ın atmosferi, geleneksel bir turnuva olması, işte kıyafet yönetmeliği, oyuncuların hepsinin bembeyaz giyinmesi çok çok apayrı bir olay. Yani diğer büyük turnuvalarda hani Federer'in, Djokovic'in maçlarına sürekli çıkmamıza rağmen buraya girince, havayı soluyunca insan sanki bambaşka bir gezegendeymiş gibi hissediyor. Kötü pek bir şey yaşamadım ama 2013 yılında Shanghai Masters Çin'deki turnuvaya gitmiştik. Bir arkadaşımla beraber gene federasyondan iki hakem gitmiştik. Oradaki biliyorsunuz şeylerde, büyük turnuvalarda şahin gözü oluyor. Biz çağrı yaptığımızda oyuncu itiraz ettiğinde işte kameralarla bakıyorlar. Orada çok çok yakın bir topu şahin gözü istemişti oyuncu. Orada aşırı heyecanlanmıştım ve benim kararım doğru çıktı. Zaten çok yakın bir topta. Ondan sonra da bütün YouTube'da o benim görüntüm, işte maçın görüntüsü dönmeye başladı. O çok heyecanlı bir andı. Tabii ki Wimbledon. Tabii ki. Yani Grand Slam'lerin içinde, diğer Grand Slam'lerde çalışmadım. Ona rağmen, farkı bilmememe rağmen hani Grand Slam'lerin içinde de oyuncuların da, hakemlerin de, herkesin, hani seyircilerin de bambaşka bir dünya dediği yer Wimbledon tabii her zaman. Geçmişe göre çok çok ilerledi. Çok teşvik var. Okullarda çok bilgilendirme var. Doğuda deseniz keza öyle. Yani doğuda tenis raketini bilmeyenler, yani tenisin tesisini bilmeyenler şimdi doğuda turnuvalar düzenleniyor. Şırnak'ta turnuva yapıldı. Erzincan'da yapılacak, Van'da yapılacak. Şırnak'tan gittim ben İngiltere'ye mesela. Hani Iğdır'da turnuva yapılıyor. Bunlar çok büyük başarı. Batman'da yapıldı, Ağrı'da yapıldı. Yani oralara kadar, Türkiye'nin bir ucuna kadar yayılabiliyoruz. Ve oyuncularımız çıkabiliyor. Bu büyük turnuvalara da elemeye bile olsa gelebiliyorlar oynamaya en azından. Gençler çok çok iyi geliyor, çok hızlı geliyor. Yani eski nesile göre çok daha hızlı geliyorlar. Çok daha bilinçliler. Tabii eğitmenler daha bilinçli, kulüpler daha bilinçli. Yani her gün her şey yenilendiği gibi bilgiler de tazeleniyor. Hem bizim için, hem oyuncular için, hem antrenörler için. Şu anda bildiğim bir şey yok ama büyük ihtimalle Ağustos'ta İstanbul'da iki tane turnuva var, Junior turnuvası var. Onlardan birinde başhakemlik de yapıyorum bu arada. Herhalde orada bir görev alırım diye düşünüyorum. Şöyle, tenis her yaşın sporu. Bence her isteyen her yaşta başlayabilir. Eskiden zengin sporu olarak adlandırılıyordu ama şimdi daha çok daha kolay ulaşılması. Belediyenin ücretsiz kursları var.
Bir şekilde ikinci el malzemeler var. Başlamak isteyen hiçbir şekilde korkmadan başlasın. Hakem olmak isteyenlere de tenis oynamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü tenis oynarlarsa onlara daha bir artı oluyor. Maçı yönetirken, oyuncunun psikolojisini anlamak, topu takip ederken nereye düşeceğini hissedebilmek. Çok daha kolay ilerleyebilirler. En azından basamak atlamak isterlerse, belli bir yerlere gelmek isterlerse. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Benim hayatım spor aslında. Beden eğitimi öğretmeniyim bu arada ben. Uzun süre futbol ve basketbol oynadım. Ama tenise başladı bir 15 sene oldu. Birinci kademe antrenörlüğünü aldım önce. 2016 yılında hakemliğine başladım. Zaten biz aramızda konuşurken de arkadaşlarla tenisten hani kandaki zehir olarak bahsederiz. Bir bulaştım mı kurtulmak çok zor. Şu an hep içindeyiz tenis hep hayatımızda. Şimdi şöyle, 4 tane Grand Slam var biliyorsunuz. Wimbledon bunlardan biri. Bence en prestijlisi. Ben Türk hakemlerin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ve aramızda hani batch olarak silver batch baş hakemlerimiz, bronze batch kule hakemlerimiz çok başarılı, çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. Wimbledon'daki sayı tabii ki çok daha fazla olabilir bu arada. Ama diğer 3 Grand Slam'e mesela bu kadar sayı bile gönderemiyoruz. Wimbledon en çok gönderdiğimiz turnuvalardan biri. Ben Türk hakemlerinin biraz o konuda nasıl söyleyeyim hakkını yendiğini de düşünüyorum. Biraz Türk olmamızla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz diyeyim international uluslararası turnuvalarda. 9 kişi elemede 4 kişi ana tablodaydık. Ana tabloda çok daha fazla Türk olabilir. Bu yetenekte, bu yeteneğe sahip, bu kapasiteye sahip çok hakemimiz var. Dolayısıyla daha fazla olabilir diye düşünüyorum tabii ki. Şimdi öncelikle bir work record oluşturmanız gerekiyor. Yani insanlar bu işin çok detayına girmeden şöyle anlatayım. Bir başvuru dolduruyorsunuz ve bu başvuruyu kabul etmeleri gerekiyor. Her turnuvanın farklı şartları oluyor. Ve sizin başvurunuz değerlendiriliyor. Yani başvurunuza da yazmanız gereken birçok uluslararası turnuva olması gerekiyor. Ben 2016 yılında başladıktan sonra açıkçası bunu hedef edindim kendime. Çok fazla yurt dışı turnuvada çalıştım. Öncelikle 2016, 2017, 2018 yıllarında hep kendi imkanlarımla yaptım bunu. Kendi imkanlarımla gittim. Daha sonra tabii ki onlar biriktikçe daha büyük turnuvalara gitmeye başladım. En sonunda işte Wimbledon seçimine kadar geldi. Bunda bana güvenen Türk Federasyonu'nda, Türkiye Federasyonu'nda olsun, hakem abilerimizden olsun birçok isim de var. Yani dil bilmeniz gerekiyor, soğukkanlı biri olmanız gerekiyor, insan ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor. Birçok kıstas var aslında. Ama bunları yapabilen çok iyi hakemlerimiz olduğunu tekrarlayayım Türkiye'de. Bu şekilde gelişti bu süreç. Oraya hani çok tecrübesiz olup gitmek çok yapılabilecek bir şey değil. Çünkü büyük bir baskı hissediyorsunuz büyük oyuncularla beraber çalışırken. Benim öyle bir şansım vardı çünkü ben oyuncularla çok daha önceden çalışmaya başladım. Çok turnuvada görev aldım onlarla birlikte. O biraz size yardım ediyor ama çok stresli bir iş. Bir de cidden temsil ettiğinizi hissediyorsunuz ülkenizi. Orada en iyi temsil etme şekliyle olmak istiyorsunuz. Yani konuşmanız, oturmanız, kalkmanız, tavrınız, genel tavrınız, çalışma şekliniz, çalışma disiplininiz, nasıl iş çıkardığınız hepsi inanın izleniyor ve sürekli puanlanıyor. Hani bu gelecekte de devam edebilmek için bizim çok fazla şeye dikkat etmemiz gereken şeyler. Tabii ki çok heyecanlıydım. Yani Wimbledon çok, nasıl söyleyeyim size, artık top dediğimiz turnuva. Yani dünyanın en prestijli tenis turnuvası. Hani ilk seçildiğim maili aldığımdaki heyecanım anlatamam. Çok büyüktü. Oraya ilk girişim, ilk Wimbledon'daki müzeyi gezişim, hiç unutmayacağım anılar bunlar. Tabii ki çok büyük bir olay benim için de. Çok kendimle de gururluyum. Yani Türk hakem camiası adına da bu gururu hep beraber alabilirim yani. Çok çok iyi bir olaydı. Yani Wimbledon olarak değil ama tabii ki çok büyük yaşadığım, büyük oyuncularla yaşadığım birkaç hatıra var. Mesela
Novak Djokovic'ten azar işitmişliğim var Kazakistan'da finalde. Sırtınızdan terler akıyor tabii en ufak hata yaptığınızda. Onun dışında ya birçok hatıramız var, birçok olay var. Wimbledon'a az hatırladığım belirgin bir anı yok. Aslında çok büyük hatıralarla döndüm oradan. Oradaki arkadaşlarımız, işte çalışma sistemi, oranın havasını, o atmosferi görebilmek, yaşayabilmek, onların hepsi çok büyük bir hatıra bizim için zaten. Ya hakemlikte şöyle bir şey var. Çizgi hakemliği yapıyorsanız büyük bir turnuvada bazen çok ince durumlarda karar vermeniz gerekiyor. Çok stres dolu bir karar o. Ya onda yanıldığınız zamanlar olabiliyor. Onlarda çok kötü, çok stresli hissediyorsunuz ama devam edebilmeniz lazım. O stresi de yenebilmeniz lazım. Onun dışında turnuva organizasyonlarıyla alakalı bir sıkıntım olmadı hiç. Var, olmaz mı? Mesela geçen sene ya da ondan önceki sene 500K ATP turnuvası vardı. Kazakistan'da, Astana şehrinde. Çok büyük bir turnuvaydı. İlk 8'in hepsi geldi erkeklerden ATP sıralamasında. İşte 1 numaradan, Carlos Alcaraz'dan tutun 8 numaraya kadar herkes oradaydı. Orada her maç final gibiydi. Yani korta her çıktığımızda çok heyecanlıydık. Ve final maçında da zaten demin söylediğim hatırayı yaşadım. Novak Djokovic'te. Çok özel bir turnuvadır o. Orası da benim için çok büyük bir... Nasıl söyleyeyim? Deneyimdi diyeyim. Şöyle söyleyeyim, ben normalde yazları tüm yaz çizgi hakemliği yapıyorum. Son 3 yılımı, 4 yılımı buna ayırıyorum. ATP'lere, WTA'lere ve Challenger'lara çizgi hakem olarak gidiyorum. Şimdi Ağustos'un ilk haftasında Almanya'da bir Challenger turnuvası var. Oraya davet edildim. Oradan sonra 2 hafta Polonya'da bir WTA, bir Challenger var. Onlarda görev alacağım. Ondan sonraki takvimim şu an belli değil. Belli olmayan başvurular var henüz. Her yaz böyle geçiyor benim. ATP'ler, WTA'ler ve Challenger'larda çizgi hakemliği yapıyorum şu anda. Şimdi birincisi, bizim çok yetenekli hakemlerimiz var, oradan başlayayım. Çok genç, çok iyi, çok potansiyele sahip hakemlerimiz var. Daha yeni bronz beç olmuş arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. White beç olup bronz beç olacak çok yetenekli arkadaşlarımız var. Yurt dışında çizgi yapan çok yetenekli arkadaşlarımız var. Ben bizim hakemlerimizin önü açılması durumunda çok başarılı olacağını zaten biliyorum, düşünüyorum. Bu ülkenin tenisteki düzeyiyle de alakalı. Eğer Türkiye ilk yüze kadınlarda ve erkeklerde oyuncu sokarsa ve bu sürekli hale gelirse, bu hakemlerimize de yansıyacak. Daha fazla yayılacaklar. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bizde sanırım biraz eğitim problemi yaşanıyor. Zengin sporu biraz hala tenis maalesef. Belli bir ekonomiye sahip olmaları gerekiyor. Bu ekonomiyle beraber antrenör sıkıntısı ortaya çıkıyor. Daha profesyonel antrenörlerle çalışmaları gerekiyor. Yetenek olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ama bu sistemde hani bir fizyoterapist, bir antrenör, bir işte yaşam koçu, birçok insana ihtiyacı var bir sporcunun. Bunların olabilmesi de çok büyük şeyler. Ben inanıyorum, ilk yüze daha önce oyuncu soktuk. 70 numaralara Marcel İlhanlar, Çağla Büyük Akçaylar indi. Büyük turnuvalar kazandık, Çağla'yla WTA'yı kazandık. Bunların sürekli hale geleceğini düşünüyorum, hissediyorum, umuyorum gelecek adına. Ama daha fazla destekli olacaktır bu. Daha fazla sponsor desteğiyle, daha fazla sporculara, hakemlere destekli olacaktır bu. Hiç kimseden eksiğimiz yok. Hatta fazlamız olduğunu söyleyebilirim bu konuda Türk milleti olarak. Yani zengin sporu biraz havada kalıyor da, çok fazla imkana sahip olmanız gerekiyor diye düzelteyim onu. Bu da ekonomiyle alakalı, ekonomik yeterlilikle alakalı. Yani çok aşırı yetenekli bir çocuğun ekonomik gücü yoksa, onun hani çok zor top oyuncular listesine girmesi. Şu an 200 numara ile 300 numara arasında birçok oyuncumuz yine var. Onlar da kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye Federasyonu ile birlikte, federasyonun desteğiyle.
tenis federasyonumuzun desteği var ama ülkenin de hani tenis sporuna büyük bir desteği olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir kere dediğim gibi tenisin hani ben oyuncu olarak başladım. Oynamaya başladım. Sonra turnuvalara, senior turnuvalara oyuncu olarak katılmaya başladım. Ondan sonra antrenörlüğünü aldım. Birinci kademe antrenör olarak devam etmek istedim. Sonra hakemliğini aldım. Yani bir şekilde tenise bulaşmanız gerekiyor. O zehri kanınıza bulaşması gerekiyor. Hani tenisi seven insanlar, yaşları gençse, bu yeterliğe sahipse, bizim ulusalda birçok turnuvamız var. Uluslararası federasyonumuz birçok turnuva düzenliyor. Aslında bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Antalya'da her hafta future turnuvaları, uluslararası turnuvalar düzenliyor federasyonumuz. Hakem olarak kendine güvenen arkadaşlarımız, her sene hakem kursları açılıyor. Bunlara katılarak hakemliğe adım atabilirler. Gelecek onlara ve gayretlerine bağlı olacak tabii ki. Yani şu anda benim takvimim 3 aşağı 5 yukarı belli. 2 hafta Polonya var, bir WTA, bir Challenger Almanya'dan sonra. Ağustos'un sonuna kadar bir turnuva yok. Eylül ayında her sene olduğu gibi ATP var Kazakistan'da. Çok büyük ATP, büyük oyuncuların geldiği bir turnuva düzenliyorlar. Orada olacağım, bir terslik olmazsa Allah'ın izniyle. Zaten Ekim ayından sonra çizgi turnuvaları azalıyor. Yani çizgi olarak çalışacağımız uluslararası turnuvalar azalıyor. Indoor salon turnuvalarına geçiliyor. Ondan sonra gelecek yazı bekleyeceğiz. Bu şekilde geçiyor yazlar. Yani şunu söyleyeyim, hani bir kere gençlerin, çocukların mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesi zaten gerekiyor. Yapmaları da gerekiyor, ilgilenmeleri de gerekiyor. En azından izlemeli, kurallarını merak etmeli, bitmeli, bilmeli. İmkanı varsa da oynamalı. Tenis henüz çok yaygınlaşmadı. Federasyonumuz bunun için elinden geleni yapıyor. Doğu'da Doğu Ligleri kuruldu. Doğu'da birçok turnuva düzenleniyor Türkiye Federasyonu tarafından. Yaygınlaştırılmaya çalışılıyor tenis sporu. Hani benim onlara önerim mutlaka bir sporla ilgilenmeleri, yapmaları ellerinden geliyorsa. Yeterliliklerine güveniyorlarsa ve hoşlarına gidecekse de deneyerek hakem olabilirler hepsi tabii ki. Antrenör olabilirler, oyuncu olabilirler. Bu bir seçim, hayatın getirdiği bir şey. Ama bir sporla ilgilenmeleri gerekiyor, bunu söylemem gerekirdi.